Şimdi sana bazı resimler göstereceğim. Sen de bu resimlerin neye benzediğini söyleyeceksin. Hı? Tamam mı canım? Çocuklar oynuyor. Söğütler dere boyunda. Dere boyu? Evin küçük oğlunun 4. yaş günü kutlanıyormuş. Çörekler, kekler, annesi bir de kocaman kremalı pasta yapmış. Üzerinde renkli mumlar. Yenilmiş, içilmiş, dans edilmiş. Sıra hediye paketlerini açmaya gelmiş. Sürtünce yürüyen otomobiller, dans eden balerinler. Asıl babasının hediyesi olan paketi açtığında mutluluktan havalara sıçramış. Söyle bakalım şimdi. Babasının armağanı ne olabilir ki çocuğu böylesine sevindirsin? Hadi bir şey tahmin et canım. Ne bileyim, mesela elektrikli olabilir ki. Seninle şu resimlere bakalım. Ne algılıyorsun? Örneğin şu resimden. Bu sana ne çağrıştırıyor? Ya bu? Buna ne diyorsun? Telgraf telinin üzerine 10 tane kuş konmuş. Çifteyle ateş edip 3'ünü vurdun. Şimdi telin üzerinde kaç kuş kaldı canım? Bu fare. Küçük bir çocuk da olabilir tabii. Ormanda yolunu kaybetmiş. Evine nasıl dönecek şimdi? Dosyayı müessese reisi olarak müşahedehane müdürlüğüne havale ettim. Ve çok enteresan bir konu olduğu için de müşahedesi sırasında, yani gözaltında bulunduğu sırada kendisini gördüm ve muayene ettim. Sanık Müslüm kocanın davranışları nasıldı acaba? Müslüm koca bedenen normal görüntüde olduğu gibi ruh bakımından da sağlam olduğunu söylemiştim. Davranışlarında da bir anormal görüntü yoktu. Sorulanlara cevap veriyordu. Müşahede altında bulunduğu sırada yemeklerini yiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmaları, hareketleri, fizyolojik hareketleri tamamen normaldi. Hiçbir anormal davranışını görmedik. Mahkemenizin yazılı talebi üzerine adli tıpça müşahede altına alınan sanığın akli melekelerinin tam cezai ehliyetinin yerinde bulunduğuna... Mızrak çocuğun babasının ceza sorumluluğu var mıydı? Ceza kanunumuza göre akıl hastası tanımlanmış değil. Geçici de olsa kişinin özgürce hareket olanakları bulunmadığı zaman o kişi akıl hastası sayılır. Bu bakımdan saplantılar, vazgeçilmez ihtiras halleri akıl hastalığı içinde kabul edilir. Bu açıdandır ki akıl hastalığını şematik olarak saptamamak gerekir. Testler, bir cümle incelemeler ne derse desin, bizce mızrak çocuğun babası akıl hastasıdır ve ceza sorumluluğu yoktur. İçinde bulunduğu koşulların gerçek nedenini, bunca yıllık sorunların gerçek nedenini bulamayan mızrak çocuğun babasının başka bir çaresi de yoktur. Tek çaresi adağını yemine getirmektir. Böyle bir saplantının kim ne derse desin akıl hastalığı dışında bir şekilde isimlendirilebilmesi de mümkün bulunmamaktır. Kaldı ki cezalar bir kötü fiili işleyenin ıslah edilmesi amacıyla uygulanan önlemlerdir. Mızrak çocuğun babası kendisinin kötü bir fiil işlediğine inanmamakta, tam tersine bir iyiliğe yöneldiğine inanmaktadır. Öyleyse onun cezalandırılmasında da hiçbir yarar ve cezanın kabulündeki amaç mevcut bulunmamaktadır. Sanıktan son sözleri soruldu. Evet. Evet. Hiçbir maddiyatımı temin edememiştim. Dedim. Benim bir adam vardı. Tanrılara insan kurban edilmesi, İslamiyet'in ortadan kaldırdığı ülkel dinlere özgü bir inançtır. Zamanımızda
böyle bir inancın yurdumuzda görülebilmesi, bir kısım insanlarımızın hala ilkel hayat şartları içinde yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bunun sorumluluğu ise kuşkusuz bu insanlara ait değildir. Onların hayat şartları, sosyal ve ekonomik durumları düzeltilir, kendilerine her türlü eğitim olanakları sağlanırsa, bunlara paralel olarak kuşkusuz düşünceleri, anlayışları ve inançları da değişecektir. Bence bu olayın temeli tamamen ekonomiktir. Doğu ve Güneydoğu yöremizde hala etkinliğini sürdürmekte olan yarı feodal düzendedir. Doğa bu yöremize üç büyük nimetini bolca bağışlamıştır. Toprak, su ve güneş. Fakat gel gör ki bu üç büyük bağış birbirlerinden habersiz kılmışlardır adeta. Güneş gelmiş kurutmuş, su çalmış götürmüş, toprak da ağaya sunulmuştur. Böylece topraksızlığın, işsizliğin, zulmün elinde insanlarımız heder olmuştur. Bunun sonucunda da efsanelerde bile gerçekleşmeyen bir olay günümüz Türkiye'sinde gerçekleşebilmiştir. Müslüm Koca adındaki yurttaşımız aslında çocuğunun cesetini dizlerin üstüne fırlatmakta, böylece toplumun suratına bir tokat atmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun fiiline uyan 450 Taksim 1 maddesine istinaden sanığın idam cezasına mahkumiyetine ve kanunen ve takdiren cezasının azaltılmasına mahal olmadığına dair karar sanığın yüzüne karşı açıkça tevhim edildi. Bilhassa geri kalmış bölgelerimizde böyle bir inancın mahkemece kabulü fena tesir yapacağım düşüncesindeydim. Onun için bu adamın idamı gerekir dedim. Sayın Faruk Eren, Bir Ceza Avukatının Anıları adlı kitabınızda Tanrı Bizi Affetsin başlığı altında mızrap çocuk olayına değinmişsiniz. Şimdi 17 yıl sonra bu konuda neler söylemek isterdiniz acaba? Mızrap çocuk olayında batıl bir inancı yargının o tarihlerde cezayı indirici bir sebep sayılması çok tenkit edilmişti. Ben bu tenkide katılamıyorum. Yargı ölüm cezasını müebbet hapse çevirirken, burada takdirini kullanırken hiçbir şeyi bağışlamış değildi. Tam aksine bizleri, aydın kişileri suçlamıştı. Türk toplumunda Tanrı uğruna çocuğunu kurban edenler varsa bunun tek kusurlusu o kişi midir? Bizim hiç kusurumuz yok mu? Biz uyarıcı görevimizi eksiksiz yapabildik mi? Gerçek din duygusuyla sahtesi arasındaki kıl ayrımdan siyasal fayda sağlamak kusurumuza acaba gelecek kuşaklar önünde özür bulabilecek miyiz?